Selamünaleyküm <laughs> kardeşlerim. Bugün servikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bu hafta sonu neden Foot Champions oynamayın dedim. Bu hafta sonu ne yapacağız? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Bu hafta sonu çok bereketli geçecek. O yüzden tam olarak doğru adresesiniz. Tam Team of the Year zamanı izlemeniz gereken bir videodasınız arkadaşlar. Öncelikle video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki Team of the Year çıkarma taktiğimiz videosu vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Buradaki olay Team of the Year herkesin yüz yüz çıkarması değil. Team of Paket'ten Team of the Year çıkıp çıkmayacağını anlamanızdı. Bazı kardeşlerimiz bunu e, yanlış algılamışlar. E, bunu da üzerine tekrardan geçeceğim. Yani Twitter'dan işte Facebook'tan bir sürü Instagram'dan bir sürü hani abi çıkardık deyip atanların fotoğrafını atıyorum. Hala yalan diyorlar. Bir tanesi yazmış ki abi geçen sene doğruydu ben de çıkarmıştım ama bu sene yalan diyor. Yani hani taktiği anlayan çıkarabilen Çıkarıyor arkadaşlar. Çıkaramayan da yalan diyor. Şimdi bakın ben size şöyle bir fotoğraf göstereceğim. Ya bu fotoğrafta zaten alttaki ve üstteki paketin farkını net olarak görüyorsunuz. Hatta şunu göstereyim direkt size. Bakın bu yani inanılmaz bir şey. Bakın şöyle hatta kendi paketimle de yan yana koyayım. Bakın bir buna bakın sevgili arkadaşlar. Paketin sol üstündeki sarılığın parlaklığına bir iyi odaklanın. Bir de buna bakın abi. Yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz pakette bakın hatta birazcık daha yakından bakıyorum tekrardan. Şu anki buradaki paketle benim ekranda gördüğüm paket arasında bile ben renk görüyorum. Tam renk görüyorum arada Kırmızı yeşil değil. Yani ben bile daha böyle beyaza yakın, ben, ben siyah beyaz görüyorum. Daha böyle beyaza yakın, daha açık ton gibi ben bunu görebiliyorum. Evet şunu kabul ediyorum. Geçen seneki daha çok netti. Bu sene o kadar net değil çünkü rengi sarı. Geçen sene beyazdı arkadaşlar. Direkt beyazı görebiliyordunuz. Yani dediğim gibi inanmıyorsanız inanmayın, yapmıyorsanız yapmayın. Ben sadece atıyorum arkadaşlar. Ya yani 17 ve 19'da doğru çıktı. Bu sene de doğru çıkacak. Zaten bunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Her neyse şimdi öncelikle SBC Glitch var arkadaşlar. SBC Glitch nedir? Nasıl yapılır? Öncelikle onu anlatacağım. Arkadaşlar her sene Kadokuma Gölü'ne bir oyun açığı oluyor. Bugün size öncelikle onu göstereceğim. Bu Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazar formalı çekici daha yapamadım çünkü yürüyemiyorum. Kazanan kişiye kendim yürüyerek götüreceğim. Şimdi topluluğa olan etkisi, etkileşimimizi görmek için arkadaşlar Toti çıkan paketin hani örneğinin 37 bin görüntülenmesi var. Yani bu da şu demek oluyor ki insanların çoğu buna inanıyor ya da ilgisini çekiyor ki buna bakıyor arkadaşlar. Yani buradan da tekrar ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Twitter adresimle takip etmeyi unutmayın. Bu akşam güzel güzel listelerde paylaşacağız. Şimdi kadro kurma görevleri kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın bu oyun açığı gerçekten de çok kullanışlı özellikle pahalı SBC'lerde çok daha ucuza yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Zaten birazdan anlayacaksınız. Şimdi ben bunu e, Bundesliga üzerinde göstermek istiyorum galiba kaçırdım Bundesliga'yı. Evet şurada hemen. Şimdi Bundesliga'ya geliyoruz arkadaşlar ve bu özellikle Bayern Münih'te çok işe yarıyor. Çünkü neden? Bayern Münih'teki e, kadro kurma görevinde gerçekten 84-85 gibi oyuncuları almanız gerekiyor. Şimdi olayımız ne? Arkadaşlar olayımız biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi kartları var ve düz kartlarımız var arkadaşlar bu oyunda. Ve Şampiyonlar Ligi kartları ve düz ligden yani bir kadro kurma görevinde iki tane aynı oyuncuyu kullanamıyorsunuz. Yani burada mesela hem UCL Ulre hem normal Uldre kullanamıyorsunuz. Fakat bu oyun açıyla kullanabileceksiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz öncelikle? şöyle izah edeyim tekrardan. Transfer listesini arkadaşlar öncelikle şu kartları almanız gerekiyor. Yani hangisinin UCL'sini aynı takımda yapacaksınız. Mesela hem düz power'da almanız gerekiyor. Şöyle göstereyim mesela UCL power transfer listesine duracak tamam mı? Oyuncular kısımları düz Benjamin Pavard'ınızı almanız gerekiyor. Yani oyuncunun düz versiyonunu kulüpte özel versiyon transfer listesine bekletiyorsunuz. Ardından oyuncular kısmına geliyoruz. Lig seveceğimize geliyoruz. ve yani herhangi bir hepsi hepsine çalışıyor. Burada mesela Udre'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Oyuncu ekle kısmına geliyorsunuz. Bakın burası çok önemli. Burayı kaldırıyorsun, tamam mı? Tamamen sıfırlıyorsunuz. Bu kaleci kısmı kalkacak. Hiçbir şey olmayacak. Boş vitre şeklinde. Ve buraya arkadaşlar ekleyeceğiniz <laughs> ismi yazıyorsunuz. Bizim burada ekleyeceğimiz isim Udre. Bunu yazdıktan sonra buradaki şeyi konsept oyuncuya getiriyorsunuz ve ara diyorsunuz. Şimdi burada önünüze iki tane isim çıkıyor. Bir düz udre bir de UCL udre yani mavi udre arkadaşlar. Hemen bunu burada bu şekilde ekliyorum. Bunu bu şekilde ekledikten sonra bir de bir tane daha hani düz udre gideceğiz ya şöyle yapıyoruz. Bu kısma geliyorsunuz arkadaşlar hemen. Hatta şu udreyi şöyle çekebiliriz. Bu kısma geliyorsunuz. Bu sefer arama fonksiyonu falan kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt şöyle yapıyorsunuz. Kaleci. Bizim ligimiz ne abi? Bundesliga. Kulübümüz ne? Hemen şöyle bakıyoruz. FC Bayern. Ara ve düz ulurehte geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda ne olmuş oldu? Hem düz ulure hem de ucl ulure kadromda olmuş oldu. Ardından transfer listesine geliyorsunuz. Buradan eklemek istediğiniz kart hani hangisiyle yaptıysanız kulübüme gönder diyorsunuz. Kadro kurma görevlerine geliyoruz. Oyuncular tekrardan bunda siga. Tekrardan buradan bayan miniye geliyorsunuz. Ve hem mavi ulure hem de düz ulure kadronuza eklenmiş oluyor. Şimdi bu ne zaman çok kullanışlı olacak? Şöyle. Mesela e, Manchester City SBC'si ya Manchester City'de yok da kimde var başka? Önceden Juventus'ta vardı mesela. Yani bir SBC yapıyorken diyelim ki takım SBC'si yapıyorsunuz. 11 tane oyuncu var ve bir tane 84'lük bir şey almak zorundasınız. Yani bunu almadan direkt eğer takımda herhangi X bir oyuncunun mavi kartı varsa onu koyarak SBC'yi çok ucuza tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayern Münih SBC'si yanlış hatırlamıyorsam 22-23K civarı falan gösteriyor. Siz bu metotla arkadaşlar SBC'yi 7-8K'ya tamamlayabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Bayan Münih seviyesini açmış olduğumuz zaman hem oyuncu normal kartı hem de Yusel kartını aynı anda kullandık ve bu SBC'yi toplamda 8K konusunda tamamlayıp 35K'lık paketimizi aldık arkadaşlar. Sizler de bu şekilde Bayan Münih SBC'sini tamamlayabilirsiniz ama dediğim gibi ikon SBC'lerine çok işe yarıyor. Örnek veriyorum en ucuz 86'lık kart Veratti olduğunu farz edin. Veratti'nin hem normalini hem UCL kartını aynı anda alabiliyorsunuz ve bu şekilde SBC'leri tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi peki ee, biz bu hafta ne yapacağız? Neden Foot Champions'e girmeyeceğiz? Şundan dolayı girmeyeceğiz. Biliyorsunuz ki 40 maç, e, özür diliyorum 30 maç oynuyorsunuz tanesi 15 dakika sürse arkadaşlar. 450 dakika yapıyor. Ve bu da size yaklaşık hani hesapladığınız zaman 7-8 saatlik en azından bir kanser demek oluyor. Yani 7-8 saat boyunca gerçekten kendinizi kanser ediyorsunuz ve buna gerek yok. Çünkü karşılığında almış olduğunuz ödül sizlere hiçbir şey vermiyor aslında. Boş boşuna oynamış oluyorsunuz tamamen. Ee, peki bu hafta sonu ne yapacağız arkadaşlar? Bu hafta sonu kadro kurma görevi yapacağız. Evet, aramızdaki herkes bu videoları izliyor biliyorum. Hepiniz zorlanıyorsunuz bunu da biliyorum. Ama bu hafta sonu gerçekten de her kullanıcının, oyundaki her kullanıcının yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu şu anda benim bu sabah açtığım yeni hesap arkadaşlar. Hesabı toplamda 250 bin coin sattım ve 250 bin coins şu anda 39 tane paket yapmış durumdayım. Ve bu paketleri daha da arttıracağım. 22k daha var, 3 paket daha koyacağım. Ben yani 250k coin'si karşılığında 42 tane paket açacağım arkadaşlar. Paketlerimizi de hemen şöyle gösterelim sizlere ve bu SBC listesini zaten şimdi sizlere paylaşacağım. Toplamda 78 tane arkadaşlar SBC derledim sizlere en ucuzlarını, en karlarını Bakın mesela bir sürü mega paket, nadir megaları yan yana görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları hepiniz siz de açabileceksiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen onu da anlatayım sizlere. Bu arkadaşlar benim e, abimin PlayStation'ı. Şöyle göstereyim sizlere. Ben burada kendime hesap açtım görmüş olduğunuz gibi. Toti 1, Toti 2, Toti 3. Bunların hepsini bu sabah açtım ve şu anda Toti 2'deyim. Toti 2'de ne yaptım arkadaşlar? Yeni bir mail oluşturuyorsunuz. Öncelikle PlayStation Network'e girmek için yeni bir e-mail oluşturuyorsunuz. Yeni bir e-mail oluşturduktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken tek şey e, ee, yeni bir PSN hesabı oluşturmak. Ve PSN hesabını oluştur oluşturmaz. FIFA'ya giriyorsunuz ve şöyle geliyor arkadaşlar FIFA'yı açmış olduğunuz zaman. Buradaki kadro kurma görevleri, yanlış girdim şu anda. Kadro kurma görevlerinin hepsi sıfırdan başlamış oluyor. Yani siz bütün kadro kurma görevlerini tekrardan tamamlayabiliyorsunuz. Peki Oğuz nasıl yapacağız? Yani yeni hesap açınca nasıl coins Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şurada biliyorsunuz sezon görevleri var. Ee, bakın burada en sağda altyapı var. Şimdi burada bir görev var arkadaşlar. Şu ilk baştaki görev e, ee, özür bu değil nerede pozisyon alma bakın pozisyon alma diye bir görev var arkadaşlar bu görev şöyle e, coin almanızı oyunun başına nasıl coins alıyorsunuz yeni hesap başınız sıfır coin var coin aktaramıyorsunuz hemen şunu yapıyorsunuz arkadaşlar kadronuza girin bir bronz kadro olacak zaten şu iki santraforu yerini değiştirin arkadaşlar ve bu şekilde oradan 150 coin alıyorsunuz ardından Size gelen 150 coin ise markete giriyorsunuz arkadaşlar. Buradaki max fiyat kısmını şöyle özelliği kaldıralım. Bir saniye şöyle hemen e, ee, yanlış yaptım ama anladınız yani buradaki özel kısım mesela 150 coin ise bu adamı alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldığınızı farz edin siz. Bunu gidiyorsunuz mesela 5000 hemen ala koyuyorsunuz. 5000 hemen ala koyduktan sonra ana hesabınızdan coin aktarıyorsunuz. Ve böyle 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 seviyeler yapabiliyorsunuz. 10k coin ile sadece 10.000 jeton atarak hesaba bütün SBC'leri tamamlayabiliyorsunuz. Yani 10 bin jeton atıp toplamda 78 tane paketi açabilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl ilerleyeceğiz Oğuz derseniz öncelikle karma uyrukları yapmanız gerekiyor ve seçkin 8'den başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Seçkin 8'den başlayarak hepsini tamamlayın. Zaten bunu yaptıktan sonra hani hiçbir şey çıkmasa bile elinizde en az 15-16 kaç olacak. Neden? Çünkü şu anda yükseltme SBC'leri var arkadaşlar ve her parlak kart 850-900 coins'e gidiyor. Parlamayan kartlar da 550 coins'e gidiyor. Yani çıkan her şey satmış olduğunuz zaman zaten kar ediyorsunuz. Peki biz bu hafta sonu ne yapacağız ve coins'i nasıl aktaracağız? Coins aktarmanız için arkadaşlar hemen sizlere bir yöntem söyleyeceğim. Şunu unutmayın ki EA Sports bu sene her hesaptan her hesaba yani bir hesaptan bir hesaba aktarımlarda 24 saat sınır var. Yani 24 saat içinde bir hesaptan bir hesaba iki aktarım yaparsanız iyi botlarına yakalanmış oluyorsunuz. Bu yüzden aklınıza bulunsun coin aktarırken mutlaka ama mutlaka bir hesaptan bir hesaba sadece bir kere aktarım yapın. 24 saat içinde konuşuyorum. Misal veriyorum ki elinize sizin arkadaşlar 200k çıktı ve bu 200k'yı aktarmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey gidip Once to watch Yovich almak olacaktır arkadaşlar. Once to watch Yovich'in fiyatı eee 47 kafa olması lazım. 47 46 kalması lazım. Şu karttan bahsediyorum arkadaşlar ve bu kartı şu anda bu arkadaşımızın koymuş olduğu gibi filtreyle koyuyorsunuz ve gidip son sahneye teklif vererek coins'i e aktarıyorsunuz. Peki ne yapmanız gerekiyor? Çünkü her PlayStation'da 6 tane limit var arkadaşlar. 6 tane ultimate team oluşturabiliyorsunuz veya arkadaşlarınızın sizler için oluşturduğu ultimate team'e girme limiti de var arkadaşlar. Onun limiti kaç bilmiyorum. Eğer bütün limitleriniz doluysa arkadaşlar bu hafta yapmanız gereken tek bir şey var. Evet bu oyunu oynuyoruz ve FIFA Point almayacağız. FIFA Point almayacaksak şunu yapacaksınız arkadaşlar. Eğer oyunda yeni ultimate team oluşturma limitleriniz tamamen bittiyse arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bir PlayStation kafeye gidip 2 saatliğine yaklaşık işte 15-20 verip 2 e, saat boyunca bütün SBC'leri tamamlamak. Dediğim gibi ben bütün SBC'leri tamamladım arkadaşlar. Benim elim biraz hızlı. Sizinki yavaş olsa da tamamlayabilirsiniz. Yani çok da böyle aman aman ahım şahım bir olayı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu şekilde dediğim gibi bu hafta sonu herkes SBC yapacak. Ben şimdi bu akşam Twitter adresinden arkadaşlar o paket listesini paylaşacağım. E, neden YouTube'a koymuyorsun diyorsunuz. Gerçekten hepinizin bir Twitter hesabı açmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben sizlere en hızlı oradan ulaşabiliyorum. Bir yatırım olduğu zaman, başka bir şey olduğu zaman direkt Twitter'dan yazabiliyorum. YouTube'a video çekip atmak gerçekten de benim için çok uzun zamanlara e, tekabül ediyor arkadaşlar. Bu yüzden herkes lütfen bir tane YouTube hesabı, e, özür dilerim Twitter hesabı açıp beni takip etsin ve bildirimleri açsın. Ben oradan bu akşam bütün seyreder listesini paylaşacağım. Toplam 78 paketlik ve bu şekilde bu hafta sonu bütün takipçilerimden tek ricam gerçekten de gerçekten kadro kurma görevlerini yapmak arkadaşlar. Tekrardan altını çizelim. E, buradaki önce gelişmişleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın önce karma uyruklar, sonra karmalikler. ligler Sonra lig ve karmasını yapıyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar, loyalty yani sadakat isteyen yani 10 maç yapmanızı isteyen SBC sadece şu, puzzle ustası SBC'si. Puzzle ustasını kurmuş olduğunuz takımla 10 maç e, girişik yapmanız gerekiyor. Nerede girişik yapacağız diye çok soru gelmiş. Şurada girişik yapacaksın, hemen oyna kısmına geliyorsunuz, squad battle kısmına geliyorsunuz, kadro kurma savaşları ve burada team of the week'de maç var arkadaşlar. Buna girin, santra yapın, sol üstte 0-0 değil yani böyle bir, birkaç saniye geçsin maç içinde. Hemen oyunu durdurun, maçtan çıkın bu şekilde sadakatle tamamlamış olabiliyorsunuz. Bir diğer önemli nokta ise yeni yenese başladığınız zaman arkadaşlar mutlaka ülkeyi Arjantin seçin. Neden derseniz bu karma liglerin bu sağ alttaki kadrosu arkadaşlar bir tane sadakat istiyor ve en kolay Arjantin'in kadrolu bunu yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden buradan da sadakatı bu şekilde yırtabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben dediğim gibi bütün haftasını böyle yapacağım. Yarın akşam da paket açılımı yapacağım. Toplamda 400 tane paket açacağım ve hepsini bu yöntemle kastım arkadaşlar. O yüzden sizlere de bu yöntemi öneriyorum. Bu haftasını kesinlikle ama kesinlikle Foot Champions oynamayın. Çünkü serverlar da çok yoğun olacak. Ve serverlar çok yoğun olduğu için zaten sizin Maç kaliteniz düşük olacak arkadaşlar. Bu yüzden hepinize kadro kurma görevleri yapmaya davet ediyorum. Sizler de şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi işte nadir oyuncular işte 3 tane mega paketler işte 4-5 tane nadir megaları falan açmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu anda benimse videoda göstermiş olduğum taktiği uygulamak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sevgili listesi akşam Twitter'da olacak. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışın. Bu paketleri açmak hayal değil. Sadece 10 milyon ton ihtiyacınız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sorular olursa arkadaşlar lütfen YouTube'da yorum kısmına yazın. Ben bu gece e, birazcık işim olacak ama gece saat 2-3 gibi bakma şansım olacak ve hepsine bakacağım yorumların. Aynı şekilde yorumlarda sizler de birbirinize konuşabilirsiniz. Sizler de birbirinize eksik yuktalarda e, yardımcı olabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrardan izleyen herkese çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.